500 lirayla yola çıktılar, sadece tost yaparak işe başladılar. Aylık kazançları 2000 lirayken 8000 liraya ulaştı. İki kız kardeş aldıkları hibe krediyle işlerini büyütmeyi başardı. Öncelikle bu tost makinesini aldım. Yaklaşık 250 civarı. Daha sonra sosistimizi aldık. Yaklaşık 500 lirayla bu işe başladık. İki kız kardeş el ele verdi, azimle devamı geldi. 27 bin liralık hibe krediyle tost büfesi, ev yemekleri satan bir dükkana dönüştü. 40 yaşındaki Pervin Güner bir çocuk annesi ve tam 17 yıl muhasebecilik yaptı ama hayalindeki iş bu değildi. O ufak bir tost büfesi açmanın hayalini kurdu yıllarca ve KOSGEB'in hibe desteğini duyunca da harekete geçti ve sonunda hayalindeki tost büfesini açtı. Önce dükkanı bulduk, işte kiraladık, içindeki ufak tefek tadilatı yaptık. Bu olabilir. Bundan. Tüm bu işlemlerin maliyeti 20 bin lirayı geçti. Borç alarak başladım. Daha sonra KOSGEB'e iş planıyla başvurduk, kabul oldu. 27 bin lira hibe kredi aldık. Pervin Güner'in en büyük destekçisi 44 yaşındaki kardeşi Perihan Aydın. Kendi mutfağım gibi, kesinlikle iş yapıyor gibi değilim. Tost'la başlayan yolculukta iki kardeş zamanla işleri büyüttü ve yemeğe de geçiş yaptılar. Çünkü müşterileri onlardan yemek de bekledi ve şimdi tam 25 çeşit yemek servis ediyorlar. Sadece tost sattıkları zaman aylık kazançları 2000 lirayı geçmiyordu. Şimdilerde ise ortalama aylık kazançları 7-8 bin lira. Bu kazancı elde etmek ilk zamanlar zor olsa da zorluklar aşıldı. İki kardeş şimdi 9 metrekarelik dükkanlarında 4. yıllarını doldurmak üzereler. Öncelikle esnaf bizi yadırgadı, bayan esnaf olduğumuz için. Hani alışık değiller ama zaman içerisinde onlar da kabullendi.